Sevgili izleyiciler, sağlıklı, mutlu, harika bir gün geçirmeniz dileğiyle programımıza başlıyoruz. Efendim bugünkü konuğumuz sevgili Buket Kurtgöz Aytekin. Kendisi Akses eğitmeni ve konu başlığımız kendin olma macerası. İşte en zor macera bu olsa gerek. Evet. Öyle değil mi? Yani yüzyıllardır aslında bu maceranın içinde insanlar kendi olabilme macerası evet. içerisinde. Acaba siz bunu kolaylaştırmak için ne gibi yollar bize göstereceksiniz? Günaydın öncelikle. Günaydın. Günümüz harika geçsin ve günü şu soruyla başlatalım. Bugün ben kimim? Bugün ben kimim? Aklımıza geldikçe sizinle sohbete gelene kadar bunu soralım kendimize. Lütfen. Bugün ben kimim? Her gün farklı mı oluyoruz? Her gün, her saniye, hatta 10 saniyede bir bile farklı seçimler yaptığımıza göre 10 saniyede bir farklı bir birey de olabiliriz. Vay, sonra cevapları alacağız mı evrenden? Tabii ki, tabii ki. Bugün ben kimim? Bugün Hazel kim bakalım? Sevgili Hazel Ağbaba Koç hazırlıklarını tamamlamış, bize güzel lezzetler sunacak. Günaydın Hazel'cim. Günaydın. Başladın mı sen de bugün ben kimim demeye? Evet, ben şimdi portakal bahçelerinde koşuyorum çünkü. Yani portakal böyle zesti çıkardım, çok güzel. Yani şu an keyfim çok iyi. Onun kokusu sana evet. çok iyi geldi değil mi? Evet. Bana da geliyor ama evet. senin kadar değil. Limon da mı var işin limon içinde? Limon da var işin içinde. Of, tam ferahlık böyle, ferah ferah. Neler yapılacak bugün? Bugün ne yapacağız? Bugün böyle biraz daha bahar bahar bir şeyler yapalım dedim. Mini kumpirler yapacağız. Ama yine hani bizim taraftan daha az maliyetli, daha az koruyucu gıdalı, hani çok şarküteriye girmeden evde ne varsa aslında kumpir denince zaten tereyağı, kaşar oluyor. Hemen malzemelerimi söyleyeyim. Ben bol yeşillik yapacağım. Ben aslında içine bir böyle hani Rus salatası dediğimiz, Amerikan salatası dediğimiz bu karışık salatalar vardır evet. ya. Onu biraz kendi yorumumla yapacağım. Ne yapacağım? Süzme yoğurt. Yine ben yoğurdu süzdüm. Ev yoğurdunu. Süzme yoğurt, labne, bol yeşillik, kapya biber, turşu. Şunu hemen alayım üstünden kurumasın diye koymuştum. Ben hindi füme kullandım. Bununla beraber tavuk göğsü de kullanabilirsiniz yine. Şimdi Hazel'cim, kumpir deyince bizim aklımıza şöyle kocaman, evet, kocaman. Bir şey geliyor. Bir tabağın içinde ya da işte bir kağıdın içinde. Şimdi sen bu minik minik patateslerine bu kadar malzemeyi nasıl ekleyeceksin? Ben merakla bekliyorum. Bayağı güzel olacak. Şimdi ben bunların ortasını açıp biraz şimdi tereyağı. Bu kadar malzeme. Hani gidecek. Şey, şimdik bile koysak o patatesi böyle acayip bir hale getirir. Yok, kumpirde de böyle açılıyor ya evet. ortası. Açacak, bayağı bol bol malzemeli yapacağız. Aa, çok merak Tam ettim. Tam böyle ziyafet sofrasına. Göre olsun. Ya evde de yapabiliriz kumpiri. Evet. Hazel bize bunu da göstermiş oldu. Evet, küçük patatesleri daha rahat pişsin diye tercih etmiş. Evet. Biz program başında konuştuk değil Aynen mi? Aynen öyle. Güzelce böyle evinizde bir tane lifiniz varsa, kabak lifi çok güzel oluyor. Dışını güzelce biz yıkadık. Tertemiz yapıyoruz. Tertemiz yaptık ve fırınladım. Fırında da gayet güzel oldu. 20 Tabii. dakikada oldu. Çok hızlı oldu. Yani yine bir telefonla söyleme süresinden hızlıca oldu. Bir de mini ketçap yapacağım. Onu Aa. Göstereceğim. Biraz sirkeli. Bakayım nasılmış o mini ketçap. Malzemesi çok kolay. Domates salçası, biraz elma sirkesi, yine eser şeker, şeker biraz ayçiçek yağı. İşte o kadar. Bu kadar. İşte bu kadar diyeceğiz. Kumpirimiz öyle. O zaten çok hızlı olacak. Onun dışında biraz daha böyle yine Ege, Akdeniz hani o taraflara tamam, gelirsek. Tamam, çok güzel. Güzel böyle limon, portakal kokulu bir lor kurabiye yapacağız. Ama bak şimdi bu da glutensiz. Değil mi? Aslında evet. Burada hiç glutenli bir şey ha, yok. Ben şimdi onu düşündüm. Gayet mantıklı yani. Evet. Evet. Patates de çok seviliyor da. Hem Hı-hı. güzel bir şey. Bunu da ben bunu şekersizini yapıp böyle sabah kahvaltıda da yedim. O da çok güzel oluyor. Hani böyle tuzlu versiyonlarını da yapabilirsiniz. Şimdi şekerli mi olacak Şimdi o? Şekerli olacak. Şöyle olacak. Yarım kilo lor peyniri. Bir su bardağı gibi esmer şeker. Burada pişeceği için ben şeylere girmedim. Bu baldır, pekmezdir. Çünkü pişecek bu. Evet. Elma konsantresi alabilirsiniz. Hani hurma konsantresi. Aynen. 50 gram kadar erimiş tereyağı, 2 yumurta, alabildiğince un. Bu 2 kaşık da alabilir, 3 kaşık da alabilir. Ben şimdi onu biraz bakarak göz kararı yapacağım. Ondan çünkü... mı başlayacaksın? Evet, bundan başlayıp hemen Hadi fırına atacağım. Hadi başlayalım, hem de anlatmış olursun bize. Aynen. Lor epey fazla. Evet, evet. Ege'nin çok meşhurdur, İzmir'in meşhurdur Aa, evet. değil mi bu kurabiyesi, lor kurabiyesi? Evet, ben de protein açısından
çok severim. Bir de baktığınızda öyle çok da yağ da yok. İki yumurta tamamen, sarısı da var. Tamamen şöyle bir esmer şekerinde böyle bir şey var. Biraz nemleniyor. Şey, bir bardak kadar mıydı o? Evet, bir bardak kadar. O neydi? Bu da eritilmiş tereyağı, 50 gram kadar, iki tepeleme kaşık. Tamam. İşte o mucizevi i̇şte bu. An. Bu şeyle de çok güzel oluyor. Hindistan cevizi böyle sevenler Hindistan ceviziyle de çok güzel Portakal oluyor. Portakal kabuğu ve limon kabuğu rendesi. Evet. Bir de kabartma tozu var en son, ununla beraber koyacağım. Şimdi şöyle göstereyim. Kıvamı gayet güzel oluyor. Azıcık unla da kendini toparlıyor. Hatta biliyor musunuz, bu bir Rus tarifi. Aa. Ruslar da yapıyor. Ruslar bunu sabah kahvaltısında bizim pankek pişirdiğimiz gibi tavada pişiriyorlar. Aa. Çok ben şaşırmıştım ya. Nasıl? Lor da koyuyorlar mı içine? Evet evet, zaten ana şeyi lor. Aynı. Çok benzer bir tarif. Bu şekilde. Bu şekilde yapıyorlar. Hani biraz belki un katabilirler. Evet evet, onlar da un katıyor. Aklımızda olsun, biz de kendimize böyle yeni icatlar çıkarabiliriz yani. Evet evet, yani zaten mutfak da öyle bir yer. İmkanların sonsuz olduğu. Şöyle bir iki kaşık katacağım. Bir de kabartma tozunu koyup size kıvamını gösterip hemen Buket Hanım'ı ben de çok merak ediyorum. Öyle değil mi? Sen yine işleri bırakıp kağıdını kalemini ya, alıp. Evet. Geçen hafta öyleydi çünkü sevgili izleyiciler. Evet, bir baktık Hazer dikkatli dikkatli dinliyor. Bir de yayın sonrası bir notlar almış, bir notları almış. Ben zaten Tülin Hanım'a yemek yedirmedim yayın sonrası. Şimdi bugün de aynısı olacak. Evet. Hazer, heyecanlıyız değil mi? Kesinlikle. Dur, sorumuz neydi? Sorumuzu unutmayalım. Bugün ben kimim? Doğru. Bugün ben kimim diye başladık soruları sormaya. Evet. Sonra sorularla devam edeceğiz. Bunları böyle top top patatesler gibi mi yapacaksın? Evet, top top yapabilirsiniz. Baktığınız hiç uğraşamıyorsunuz. Tepsiye basıp böyle dilimleyebilirsiniz. Tepside kesme gibi olabilir. Artık o kadar çok şeye uğraşamıyoruz ki. Yani biz evet. Her şeyi bir alternatifini bulma şeklindeyiz, durumundayız. Ama işte herkesin yapışı farklı. Ben 4 kaşık koydum, yetmedi. Şöyle bence 6 kaşığa tamamlanacak en son. Yani tamam, biraz yumuşak olacak ama böyle cıvık da istemiyoruz. Evet, çok cıvık anlaşılan. Da olmasın. Kabartma tozunu da ekledim. Onu da unutmayalım. Tamam. Evet, yoksa daha bence tam alacak iyi. Mı un? Yeterli aslında mi? Aslında alabilir ama bence yeterli. Öyle mi? Yeterli. Biraz da şey olsun. Tamam. O zaman ben sevgili Buket'in yanına doğru aynen, geçeyim. Aynen. Ben de bunu dilim şey sen yapacağım. Sen şekillendir. Bugün ben kimim sorusuyla biz neye ulaşacağız acaba sevgili Buket? Bu sorular neden soruluyor? Aslında en başından başlasak, Akses eğitmenisin. Böyle soru sorarak mı yolumuzu bulacağız hayatta? Evet. Sorular bize alan açıyor. Sorular bize farkındalık kazandırıyor. Sorular bize bilmediğimiz kapıların ardını açıyor. Bizler hep cevaba gitmek için bu zamana kadar bazı şeyleri yapıyoruz ama aslında sorular ve cevaplarımız var. Şimdi sorular sorduğumuzda neler oluyor? Sorular sorduğumuzda baktığımız zaman bizim farkında olmadığımız kapılar açıyor. Ben bunu hep şöyle özetliyorum. Siz bir soru sorarsınız. Bunun olması için neler mümkün sorusunu sorarsınız ve evren size belki 100 tane olasılık kapısını açar. Ama siz cevaba gittiğiniz zaman, ya işte zaten şu şöyle olduğu için bunun olma olasılığı yok dediğinizde, evren der ki, tamam o zaman bu kapıları benden istemiyor, bu olasılıkları istemiyor, o zaman şuradaki 50 kapıyı bir kapatayım. Sonra siz tekrar bir cevaba gidersiniz, zaten benim param yoktu, onu yapamayacağım. Bir şuradaki bir 10 kapıyı daha da bir kapatayım der. 10 kapıyı da kapatır. Siz cevaba gittikçe size açtığı kapılar tıkır 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 kapanır. Sonra da siz dersiniz ki, bak yine gördüm, bu olmuyor. Biz tabii direkt cevaba odaklıyız. Evet. Bir de geçmişte yaşadıklarımızdan yola çıkarak, bilerek ya da bilmeyerek varsayım. Cevaba değil, sonuca bile odaklanıyoruz. O bu mümkün değil zaten. Evet, yani, o bir varsayım. Zaten böyle. Hayatımızı karartan şeylerden de bir tanesi varsayımlar. Hep şey diyoruz ya, artık hayatta mucizeler olmuyor. Aslında mucizeler oluyor. Ama sürekli. Biz varsayıma gittiğimiz için mucizelerin kapısını kapatıyoruz. Evet, mucizeler olması için neler mümkün diyerek devam edelim. Şimdi kendin olma macerası, buna nasıl başlayacağız, nasıl adım atacağız? Şöyle söyleyeyim, aslında bize bu zamana kadar hep yetiştirilme tarzımız, hep diğer insanların hayatlarına göre ya da bakış açılarına göre ya da isteklerine göre hayatlarımızı bir şekilde onların taleplerine ve isteklerine göre yaşıyoruz. Yani şimdi sorduğumuz zaman kaç tane sıfatınız var dediğiniz zaman bir annelik sıfatı var, bir iş kadını sıfatınız var. Bir sürü sıfatlarımız var ve biz bu sıfatlara göre
bu insanlara da bağımlı olarak ya da bağlı olarak birçok şey yapmak durumunda kalıyoruz. Onların isteklerine ve taleplerine göre kendi taleplerimizi ve isteklerimizi hep belki bir adım geriden takip ediyoruz. Yani bir çocuğunuzun bir isteği oluyor ya da şöyle özetleyeyim. Mesela bir kahve alacaksınız. Ya dur şimdi şuraya geç kalacağım. Önce oraya bir yetişeyim de ondan sonra kahvemi alırım. Bu bir onurlandırma değil. Bu bir kendiniz olma değil. O kahve, bu kadar basit aslında. Evet, bir 10 saniyeniz olmayacak. Öncelikle o kahveyi kendiniz için bir alın. O kahveyi bir yudumlayın. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe, ihtişamla gelir. Şimdi oraya yetişmem için neler mümkün değil mi? Yolunuza devam edin. Ya bazı insanlar bunu çok güzel yapar. Ben hayranım. Ben o insanlardan değilim maalesef. Ama olmam için neler mümkün diyelim bugün. O hayat yolculuğu bir şekilde ilerliyor. Bakın yaş kaç olursa olsun öğrenmenin, kendini bulmanın yaşı yok yani. Şimdi değil mi? Ben şöyle söyleyeyim. Access Consciousness benim hayatıma girmeden önce benim kızım biberonla besleniyordu. İşte mamayla besleniyoruz. Benim dışarıya çıkmam için yanıma 5 tane cam biberon. Mama saatine suyun ısınmasına göre termosta suyun ısınma derecesini hesaplayarak sıcak su koyuyordum ve ben öyle dışarı çıkıyordum. Onun konforu, ya dışarıda sıcak su bulamaz mıyım? Ya da tek biberonla da işimi halledemez miyim yanıma yedek mama alarak? Evet, ama 5 biberon, cam biberon, bir bavul, kıyafet olur mu? Mükemmelliyetçiliğimizle. Evet, devam ediyoruz. Bu hem bana yorucu hem de ona yorucu. Çünkü ona neden yorucu? Siz stres altında girdiğiniz zaman o inanılmaz derecede, o da stres altına giriyor. Aslında en güzelini emzirmek. Ay, evet. Anneler için de ne kadar büyük bir rahatlık emzirmek. Tabii değil ki. Mi? Yani hani olması, doğal yollarla olması için gerçekten bütün annelerin o, en azından o bağ. Isısı ayarlı. Evet. Biberon derdi yok. Yok. Bütün besin değerleri bebeğin talep direkt, ettiği şekilde süt oluyor. Direkt geçiyor bu yani. Bu güzel bir şey. Değil mi? Hayır, bunu neden hatırlatma ihtiyacı hissettim? Bir dönem emzirmenin iyi değil, mamaların iyi olduğu düşünülürmüş. Yok. Artık yok yani, o kadar. Yani her şey doğalıyla güzel ya, değil öyle mi? Öyle bir döngü, öyle bir mükemmel bir şey var ki bebeğin hastalığı ve bebeğin ihtiyacı olan bütün besin değerleri annenin sütünden zaten bebeğe geçiyor ve ona göre de bebek hasta olduğu zaman anne sütünün de değiştiği izlenmiş. Ya bakar mısınız? Nasıl bir mucize. Evet, o şimdi yüzden biz konudan konuya evet geçiyoruz ama 5 biberonla sen dışarıya çıkan bir anneydin. Evet, bu bir kontrolcü ve aslında hayatı ona kolaylaştırmaya çalışırken hayatı kendine zindan ettiği yer. Tabii. Ve ben buradan bir şekilde dönmeye çalışıyorum. Hı hı. Şimdi öncelikle kendimiz demeliyiz. Bunu biz bencillik olarak öğrendik aslında. Ay tabii ki. Çünkü bize böyle öğretildi. Hı. Öncelikle kendini değil, öncelikle başkalarını düşünmen gerektiği öğretildi. Ama öncelikle biz kendimiz. Kendiniz iyi olmazsanız, kendiniz daha iyi hı hı olmazsanız, ihtiyaçlarınızı karşılamazsanız, mutluluğu kendinize çekmezseniz, dolayısıyla da etrafınızdaki insanlara o ışığı saçamazsınız. Siz stres altındayken ve mutsuzken başkalarını mutlu edebilir misiniz? Mümkün değil. O zaman kendin olma macerası önce kendine başlıyor. Şimdi kendimizi onurlandırarak başlayacak. Kendimizi onurlandıracağız. Ya biraz örneklendirir misiniz? Biz öyle örnekleri seviyoruz. Tamam. Daha çok kendimize adapte edebiliyoruz örnekler çoğaldıkça çünkü. Şimdi şöyle, çok sıkıcı bir gün geçirdiniz, çok yorucu bir gün geçirdiniz, bir stres altındasınız. Kendinize ayıracağınız bir 10 dakikanız olabilir. Hiç vaktim yok. İmkansız. Hani öyle denir ya. İmkansız. Hiç vaktim yok. O bir bahane. Hmm. O konfor alanından çıkmamak ya da o stresli alanı sevdiğiniz için ya da o stresli alan size daha tanıdık olduğu için diyeyim. Çünkü konfor alanınız orası. Oradan çıkmak istemiyorsunuz. Orayı bildiğimiz için orada mı kalmayı seçiyoruz? Evet, orada kalmayı seçiyoruz. Bakar mısınız? Yani sabah bir 10 dakika alarmınızı daha erkene kurabilirsiniz. Tamam. Ya da 10 dakika daha geç yatabilirsiniz. Ne yapacağız kalkınca? Bugün ben kimim ve hangi muhteşem maceraları yaşayacağım? Kendimize şöyle bir konuşmaya geçelim. Evet, yani öncelikle bir de bedene de şükran duymak lazım. Bugün sabah uyandık. Ya, yeni bir gün başlıyor. Uyanabildik. Uyanabildik, nefes alabiliyoruz. Herkes sağlıklı, şükür. Yani bedene de şükretmek lazım. Ya siz şükür enerjisinde olduğunuz zaman, aslında baktığınız zaman orada yaydığınız enerjiyle beraber size de evren, bu şükran enerjisinde deyip size de şükranlarını ve onurlandırmalarını sunuyor. Hayır, biz orayı güzel kaçırıyoruz.
Ha, insanı mutlu da eder böyle düşünmek. Şükürler olsun bu sabah uyandım. Evet, yüzümüzü yıkıyoruz mesela sabah uyandığımız zaman. Kaç kişi yüzünü seviyor? Ya bunu soruyor bazen ara ara farklı konuklarımız. Hep böyle ne sevmesi falan diye yanıtlar Çünkü gelebiliyor. biz otomatik bağlamış durumuz. Ya, Aynaya bile bakmayan var. Bırakın sevmeyi. Uyandık, işte Bir de yetişeceğiz. kendini ay iğrenç görünüyorum falan diye devam eden güne. O yargılama işte orası da kendin olma macerasının bir bölümü. Yargılama alanına girdiğiniz zaman beden siz, mesela birini yargıladığınız zaman ya da kendinizi yargıladığınız zaman ne kadar mutlu hissedersiniz? Ne kadar bir enerji yayıyorsunuz bedeninize? Yargılamak başka bir konu aslında, çok Evet. derin değil mi? Evet. Şimdi bu hani kendini onurlandırmada şunu düşündüm. Özellikle Türk annelerinde şöyle bir şey vardır. Yemek pay ederken kendine almasa da olur. Değil mi? Doğru. O yemese de olur. Şimdi o zaman önce kendine mi alacak? Şöyle evet yani neden üç parçaya ya da dört parçaya bölünmüyor? Niye eşitlik yok? Mesela Ay bizim onlar daha evde çok yesinler. şey vardır. Bizim evde annem ve babamla beraber yaşadığım evde marul göbeği vardır. Çok da güzel bir kısmıdır o. Orası bizim evde hep üçe bölünür. Aa, ne Ve kadar herkesin tabağına hoş. konulur. Buket seviyor diye bukete vermiyorlar Hayır. yani. Herkese, çünkü ben de mesela babam bana verirdi ya da annem bana verirdi. Evet. Ben onu mutlaka onlara da pay ederdim. Çünkü üçümüzün de. Mesela şu anda aynı gelenek diyeyim benim evimde de devam ediyor. Salata yaparken göbek çıktığı zaman herkes birbirine bölüyor üç parçaya. Bu Doğru. onurlandırma. Karşı tarafı da ben yiyorum, sen de bunu tat ve sen de bundan keyif al ve sen de bunu deneyimle. Kendini de ihmal etmemek var Kendini de orada. ihmal. Çünkü biz kendimizi ihmal etmemeye çalışıyoruz ama şöyle söyleyeyim. Yani çocuklarınızı ya da eşinizi, dostunuzu daha fazla düşündüğünüzde kimse size madalya vermiyor. Bence Öncelikle de. bu. Kimse almamıştır madalya şu an. Bu net bir şey yani. Evet teşekkür ya da bir şükran duyuyorlardır size elbette ki ama şimdi sizin mesela sofraya tekrar geri dönüyorum. Sofrada aldığınız az besin. Yemediğiniz yemek ya da vitaminleriniz az aldınız ya da yorgunsunuz, uykusuzsunuz. Orada beden ne yapıyor? Sinyaller vermeye başlıyor. Kan şekeri düşüyor, işte atıyorum uykusuzluk, stres yaratıyor. Bedende rahatsızlıklar yaratıyor. Şimdi bu enerjiyle bir de karşı tarafa ilişki kurmaya çalıştığınızı düşünün. Ne kadar sağlıklı olur? Yani yemediğimiz zaman belki bu kadar şey olmasa bile o kendimize verdiğimiz değeri gösteriyor bize. Evet. En önemlisi bu sizin anlattığınız. Aynen Hani aynen. kendimizi onurlandırmıyoruz, kendimizi boş vermiş oluyoruz. Hep kendimizi boş verdiğimiz için zaten hep insanların bizi onurlandırmasını bekliyoruz. Hep karşı tarafın bizi sevmesini, hep bizim karşı tarafın bize şükran duymasını, hep karşı tarafın bizi düşünmesini Nasıl istiyoruz. yapacağız peki? Önce kendimiz için kendimize şükran duyacağız. Önce Önce kendimizi. ben. Evet, önce ben. Şimdi bu Ama bu zaman ego ile karıştırılıyor sevgili Buket. Yani egodan ayrılması için o önce beni nerede biraz durdurmamız gerekecek? önce ben dediğiniz zaman şurada eğer karşı tarafında alanlarına müdahale ediyorsa bu egoya girer. Yani karşı tarafında hayatlarına müdahale ya da eksiklik yaratıyorsa bu egoya girer. Örneğin partnerim. Partnerim işte şunu yapmasını istemiyorum. Şimdi o Dediğimde ego mu oluyor? evet, şimdi istemiyorum deme enerji şeklinde bir bakın. İstemiyorum. Bu şurada aslında olaylardan çok farklı olur. İstemiyorum dediğiniz zaman ne için istemiyorsunuz? Bu size katkı mı yoksa ne olay ne orada Ay istemediğiniz? her şey ne kadar derin bakar mısınız? Çünkü Bir soru cümlenin bile ne kadar altına şimdi indik. soruda kalmak lazım. Şimdi o istemiyorum dediğiniz zaman bu size ne hissettiriyor? Onu yapması size hangi duyguyu açığa çıkartıyor? Rahatsız hissettiriyor. Hani ben şu an ortaya bir örnek vermek Tamam. açısından söylüyorum. Rahatsız hissettiriyor. Bu şimdi burada bir kolaylaştırmaya giriyoruz aslında baktığınız zaman. Şimdi orada ego devreye girebilir. Olaylarla da aslında tam fix bir örnek verirsek daha farklı bir şey olur ama mesela o iş için yapılması gereken bir şey ve yapması gitmesi gereken bir yer ve ben diyorum ki gel benimle ilgilen. Ha, bu ego. Bu ego. Tamam. Gayet net anlattınız. Ama eğer başka bir şekilde biz ilgi istiyorsak ya da herhangi bir onun bizi duymasını istiyorsak Evet. onu alıp karşımıza da ben ilgi istiyorum diyebilmeliyiz. Kaç kişi yaptı acaba bunu?
Bu aksesten sonra benim yapabildiğim bir şey. Ben ilgi istiyorum. Evet. Bu kadar. Bunu bu kadar basit. Ben sevgi istiyorum. Benim sevilmeye, şu an sevilmeye ihtiyacım var, şu an sarılmaya ihtiyacım var. Bunlar çok normal duygular. Yani geçen gün bir şey okudum. İnsanlar birbirlerine sarıldığı zaman, karı kocalar birbirlerine sarıldığı zaman farklı bir hormonal şeyler oluyor vücutta. Hatta insanlar sarıldığında. Çünkü bu bizim enerji dilimiz. Biz konuşmadan önce, şimdi nasıl hani şey vardır böyle, annelerden gidiyoruz bugün ama bebeklerin ağlama tınısından anneler ne anlar? İşte acıktığını, tabii, altının değişmesi gerektiğini, gazının ne olduğunu. Şimdi bebek konuştu mu? Hayır. Ama bir enerji diliyle anlıyoruz. İnsanlar da aslında bedenleriyle ve enerjileriyle konuşuyorlar. Hatta zaman zaman stüdyomuzda şöyle konuştuk. Pandemide bizi birbirimizden sanki özellikle uzaklaştırdılar gibi. Çünkü hani sarılmak, dokunmak değil mi? Bizim Evet. dilimizdir, çok İnsanın önemlidir. Doğasında var o dokunmak ve sarılmak ve birbiriyle iletişimde olmak. Yani bunları unutmayalım. Dünyanın en güzel şeyi sarılmak. Mesela bir stres anında çocuğunuzla olduğu zaman da hani onun stresinin ne olduğunu bulmak yerine mesela biz kızımla şey yaparız. Tamam sarılalım. Mesela ben Şimdi yabancı filmlerde bunu çok görürüz. Bakın bizim geleneğimizde öyle çok yoktur. Hadi sarılalım. Çünkü hadi sarılalım. O mesela şey, ben ona bebekken şey yapardım. Stres anındayken sarılıp böyle sırt sırtına vurdum pıt 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 pıt. Şimdi geçen gün bir şey oldu. Ben bir gergin bir süreçten geçiyordum. Geldi bana sarıldı, pıt 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 sırtıma vuruyor. Beni sakinleştiriyor ve ben sakinleştim. Ya. Bu şekilde aslında küçük dokunuşlarla... Yani çocuğumuza, ablamıza, annemize, partnerimize, kocamıza... Tanımadığınız biri bile olabilir. Ay evet. Yani dokunmak... Biz işte sarılıyorduk bu pandemide, artık ben hala böyle bir tetikteyim. Vallahi ben... Ay öpeyim öyle... mi sarılayım mı? Karşı taraf ister mi istemez mi diye insan düşünüyor yani sonuçta. Doğru orada. Hala var yani. Enerjiye bakın. Enerjiye bakalım. Onun için Hazel'e dönelim. Tamam. Pozitif enerjiye doğru dönüyoruz. Hazel'e doğru. Aynen öyle. Dokunmak da hani el lezzeti derler ya mesela. Evet. Çok ustaların artık eline o kadar çok, yani o ustanın el bakterisi değiştiğinden el lezzeti daha çok, yani daha çok unla oynayan daha lezzetli bir şeyler yapmaya başlıyor. Ve bence gerçekten elinin lezzeti de sevgi de geçiyor bunun içinde. Çünkü dokunuyoruz yani. Buna doğru. Dokunuyoruz. DNA'mız geçiyor. Onu eğer güzel frekanstaysak size de güzel geçiriyoruz. Bence ya çok çok doğru dokunmak, hissetmek. Hadi bakalım neler yaptığını dinliyoruz senden. Ne yaptım? Bu sefer şey, kaşıkla şekillendirdim. Hemen hızlıca lor kurabiyem fırında. Hiç kıvamından korkmasınlar. Biraz böyle kekimsi bir kıvamı şey, oluyor. Kurabiyeyi mi kaşıkla şekillendirdin? Evet. Hatta onu da nasıl yaptığımı göstereyim. Keşke onu da gösterseydim. Burada tereyağı da gösterebilirim. Hı. Hatta böyle sunumlarda da güzel olur. Ha, tamam. İki tane kaşıkta siz hatırlarsınız. Tabii tabii. Şöyle mutfakla hemen. Mutfakla ilgisi olanlar yapar, bilir. Aynen. Onu. Aynen. Böyle yapıp direkt şey yaptım. Şimdi kumpir için ne yapacağım? Siz dediniz ki çok az gözüküyor Hazel, nasıl büyüyecek? Şöyle ezince Ayşen Hanım. Ha, bayağı ezdik büyük. Onları biz. Evet, ezdim. Şimdi üzerine biraz tereyağı koyacağım. En son kurabiyem çıktıktan sonra bunları bir tekrar fırınlayacağım. Üzerinde işte soğudu kaşarıyla. Soğudu çünkü değil mi? Evet, soğudu. Bunu en son servise yakın yapacağım. O arada ben size bir ketçabı göstereyim. Zaten diğer malzemelerin hepsini karıştıracağız. Tekrar onu karıştırırken söylerim. Ketçabı nasıl yapacağız evde? Şöyle bir böyle yemek kaşığı domates salçası. Yine 2 yemek kaşığı ayçiçek. Burada ayçiçek biraz önemli, tadının nötr olması için. Bunu bir ocakta azıcık böyle kavuracağım. Kavrulunca daha da lezzetli oluyor değil mi Hazel? Evet evet. Bir salçanın hani hep derler ya bir kokusu. Kokusu çıksın. Ya aslında orada su buharı gitsin. Sonra ne yapacağım? Burada esmer şeker önemli. Ya gerçek tarifinde de esmer şeker var bu arada. Hem de katkısız. Evet. Ya bir de şöyle. Koruyucusuz. Koruyucusuz evet. Şöyle. Yine bir yemek kaşığı elma sirkesi. Biraz tuz. Salça biraz tuzlu olabilir. Çok değil. Ben biraz da pul biber ekleyeceğim. Ha, acılı ketçap yapıyoruz. Aynen seninle. Aynen. Biraz çünkü diğer malzemelerimiz çok nötr. Bunu biraz kavurduktan sonra biraz kıvamına baka baka su ekleyeceğim. Yani bir çay bardağı su diyebiliriz. Tamam.
Sulandırdığımızda ketçabımız hazır. Evet. Ellerine sağlık Hazer'cim. Biz şimdi araya gidelim. Aradan tamam. önce ama sevgili izleyiciler bitkilerle ilgili, özellikle havayı temizleyen bitkilerle ilgili bilgi alacağız. Sonrasında ara ve karşınızdayız. Herkese merhabalar. Ben yine karşınızdayım. Belki de bu sefer en faydalı bilgiler vermek için karşınızdayım. Efendim şöyle, havayı temizleyen bitkilerle ilgili bilgi vereceğim şimdi. Kim buldu peki, onlarla ilgili de biraz bilgi vereyim. NASA uzay istasyonlarında havayı temizleyemediği için bir araştırma yapıyor. Yaklaşık bundan 30-40 sene önce. Biraz hikaye gibi oldu ama biraz başını anlatayım tabii. Ve ondan sonra havayı temizleyen bitkiler için de bir araştırma yapıyor. Ve bazı bitkilerin gerçekten kimyasal salınım yapan maddelere karşı havayı temizlediği görülüyor. Birazcık bunlardan bahsedeceğim. Bir de ne kadar etkili, onlarla ilgili de bilgi vereyim size. Tabii haliyle bir araştırmaya göre zamanımızın %90'ını kapalı ortamlarda geçiriyoruz. Ve tabii haliyle onların içi de epey bir kirli. Ve şöyle söyleyebilirim. Bir bitki 9 metrekare alanda evin yaklaşık %87'sine kadar temizlendiği görülmüş. O bitkiler hangileri, onlarla ilgili bilgi vereyim. Tabii bazı bitkiler çok salınımlar fazlasıyla zaten tehlikeli. Bunlardan biri benzen. Benzen nerelerde bulunur? Özellikle ayakkabıların yapıştırıcılarında fazlasıyla bulunur. Yani daha çok vestiyerde daha fazla olacaktır. Benzeni giderebilmek için kurdele çiçeğini kullanabiliriz. Bu arada en etkilisi de kurdele çiçeğidir. Hem formaldehite hem benzene, karbon monoksite süper etkili olarak kullanabilirsiniz. Bir de karbon monoksit var başımızın belası. Daha çok nerede olur? Ocak kenarlarında olur, doğalgaz salınımı yapıldığı için. Onun yanına da mutlaka aloe vera koyduğunuz zaman bir de bunun yanında eğer mikrodalga varsa elektromanyetik dalgaların yaydığı kimyasal salınımı da ortadan kaldırmış olur. Tabii birazcık kaktüs vari olduğu için hemen kaktüsü de atlayalım buradan. Yine elektromanyetik dalgaları emebilen bir bitkidir kaktüs. Daha çok hani eğer ofisinizde bilgisayar kenarlarınıza koyabilirsiniz, oradaki salınımı da engellemiş olacak. Bir de tabii bizim antorium dediğimiz daha çok flamingo çiçeği dedikleri bir çiçek var. O da aynı şekilde formaldehite karşı süper etkili olacaktır. Bu arada daha çok benim önerebileceğim yerler, eğer çocuğunuz varsa mutlaka odasına kurdele çiçeği almanızda fayda vardır. Çünkü her konuda süper etkili oluyor. Çocuğunuzun mobilyasının, ya bizim odamızdakiler tamamen ahşap diyebilirsiniz ama mutlaka onların yapıştırıcıların içinde kimyasal salınım yapan maddeler vardır. Onun için şiddetle kurdele çiçeğini tavsiye ediyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Sevgili izleyiciler, bize de sohbetimiz devam ediyor. Sevgili Buket Kurtgöz Aytekin'le kendin olma macerası konusunda bilgi alıyoruz. Çok önemli bir konu efendim. Önce ben diyebilmeyi de öğrenmeye çalışıyoruz. Sevgili Hazel de mutfakta iki güzel tarifini yapıyor. Acaba şu an hangisinde, hangi aşamada, hemen dönelim mi? Hazel'cim. Buyurun, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Aynen. Normal yoğurdumuzu ben süzmüştüm. Yoğurdumuz hemen içine labneye katacağız. Ne yapacağımızdan bahsedeyim. Bu mini kumpirlerin üstüne böyle salatamsı karışık bir şey yapacağım. Karışık kumpir gibi. Çünkü bunun küçük olduğu için tek tek koymak çok mümkün olmayacak. O yüzden sevdiğim şeylerden hazırlamaya çalıştım. Labne. Hindi füme, bunun yerine tavuk göğsü haşlayıp dilimleyebilirsiniz. Ama ben biraz isli tadı seviyorum. Bir de bence düşünceyle de alakalı biraz sizi etkilemesi. Turşu, şöyle biraz yarısını koyayım, çok geldi gözüme. Kapya biber ve bol yeşillik. Bunların hepsini karıştıracağım Ayşen Hanım. En son fırınlayacağım. Zaten hazırladım şöyle kurabiyelerim çıkınca. Bunları üzerine ekledikten sonra mı fırına vereceksin? Hayır, şöyle bunu ayrı fırınlayacağım. Sıcakken kaşıkla üzerine bir koyacağım. Bir dakika, bunu dediğinde görmedik. Patatesi fırınlayacaksın. Patates, şu anda ekranda. Aynen. Patates tereyağı, kaşarı fırınlayacağım. O arada bunu hazır böyle dolapta bulundurabilirsiniz. Buna şey de çok yakışıyor. Böyle bezelyedir, garnitür, havuç, patates. Onları da ekleyebilirsiniz.
Hadi bakalım hepsini nasıl sığdıracağız içine? Sığdıracağım hiç merak etmeyin. Bol bol olacak. En sonunda bayağı bol yeşillik. Daha yeşillik var evet, işin evet. içinde. Yeşilliği seviyoruz. Buket de bununla seviyor kokusu. Galiba ki o yeşilliğe çok böyle keyifli tepkiler verdi. Evet evet yeşilliğin o fresh şimdi kokusu. Labne koydun, süzme yoğurt koydun. Evet. Oo, yok yok içinde maşallah. Aynen. Tam buharcı... ekmeğe sürmelik diye sevgili yönetmenim Alp de yorum yaptı. Yani patateslere sığmazsa ekmeği de sürülebilir. Aynen. Ekmeğe sürerken biraz da zeytinyağı ekleyin. Ben bunun içinde tereyağı var diye artı ekstra yağ kullanmadım. Kahvaltılık da olabilir yani. Yani böyle sevdiğiniz bir yemeğin yanında çünkü içinde bayağı da protein de var. Oo bayağı yeşillik güzel göründü. Da... Evet evet bunu... Kaşık kaşık yapacağız. En sonunda da ketçap üzerine azıcık gezdireceğiz. Bir de ketçap yapmıştık. Bir de ketçap var. Tamam. O kaynıyor. Bir iki tane ısıttıktan sonra bize yapım aşamasını göstermek tabii. üzere bırakırsan tamam. Son halini paylaşırız tamamdır. İzleyicilerimizle. Biz o zaman hemen konumuza dönüyoruz. Kendin olmak. Önce kendi olma macerasında biraz şükretmeyi ön plana çıkartmamız gerektiğini anlıyorum. Ego ile karıştırmadan hani çok böyle verici değil de önce ben demeyi öğren. Ya önce ben demeden de ben de varım demeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ben de varım. Gerekiyor. Evet çok güzel bir ben cümle. De varım ben de yani. Varım. Çünkü bizler hep başkalarının hayatlarına göre hayatlarımızı evet. idam ettiriyoruz. Yani seviyoruz diye saçımızla süpürge etmek zorunda değiliz yani. Ondan sonra da beklentiye giriyoruz. Aynı sevgiyi, aynı ilgiyi görmek için. Ve göremediğimizde o anda hayal kırıklığına uğruyoruz. Hayal kırıklığına uğradığımız zaman da orada ilişkiler yıpranıyor. Aslında orada tamamen tekrar başa dönüp önce kendini besleyip ondan sonra bir ilişkiden de karşılık beklemeden şimdi o karşılık beklemedenin altını da çizmek lazım. Hadi onu lazım. Bir açalım mı? Şimdi beklenti ilişkiyi öldürür. Bunu hep söylüyorlar ama bunu nasıl yapacağımızı da bilmiyoruz. Şimdi beklentiye girmeden nasıl bir ilişki devam eder? Şimdi, çocuğundan bile insanın beklentisi oluyor. Evet ama orada bakmamız gereken yer şurası. Onun hayatı, onun seçimi, onun yolculuğu. Orası biraz da izin verme hali. Çocuğumuz için mi? Çocuğumuz için de. Onun hayatı, onun yolculuğu. İzin vereceğiz. İzin vereceğiz. Çünkü o da bir şeyleri deneyimlemek için bu dünyaya geldi. Ay bazı anneler, babalar var. Hiç bırakamıyorlar çocuklarını. Onlardan bir tanesi de bendim. Bugün itiraflar günü. Çocuklar üzerindeydim. Yani o, çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bazen danışan demek istemiyorum. Yol arkadaşlarımız diyorum. Bizim bir anneler grubumuz var. Akses'le beraber çocuklarımız için sorular soruyoruz. Ve onların alanlarını nasıl yaratabiliriz? Nasıl daha çok... farklı hale getirebiliriz oraya bakıyoruz. Çünkü biz anneler ne taraftayız? Onlar için daha iyi olanı hep biz biliyoruz. Onlar için daha sağlıklı olan şeyleri hep biz biliyoruz. Onların için hizmet etmeyen şeyleri hep biz biliyoruz ama çocuklar ne biliyor bu konu hakkında hiç onu sormuyoruz. Evet. Benim söyledim senin evladın Allah bağışlasın daha küçüktür. Hani nasıl anlatayım? Üniversiteye de gidiyor çocuk bırakamıyorlar. Yani onu başka bir şehre dahi tek başına gönderemiyorlar. Kız erkek fark etmeksizin yani. Yani bırakamamak derken onu kastediyorum. Şimdi şöyle onlardan bir tanesi de bendim. Yine. Bilkent'te ilk yolculuğuna çıktığım zaman şimdi benim başka bir arkadaşımla kalmam imkansızdı. Ama Bilkent'te kazandım ve buraya geldiğim zaman o kadar mutlu ve huzurlu geliyorum ki yani özgürlük diye geldim. Ama hiç öyle olmadı. Neden? Çünkü orası bir bağımlı evim. Şimdi ilk sene yurtta kaldım tek kişilik odada yine şey ama her şey o kadar farklı ki evimi istiyorum. Her cuma okulu bırakıp İzmir'e geri dönüyorum. Her pazarda bir şekilde tekrar Ankara'ya geri dönüyorum. Bir sene çok zorlandım. Ama iyi ki de annem beni zorlamış ve ben Bilkent'te okumaya devam etmişim. Çünkü kendim olma macerası orada başlamış. İlk yalnız kaldığında. Evet çünkü bir fatura ödemeyin ne demek olduğunu bilmeyip. Bankaya girmenin ne demek oldu? Çünkü hayatı biz çocuklarımızı kolaylaştırıyoruz. Evet, işte benim onların, demek istediğim de bu. Onların hayatlarını kolaylaştıralım derken aslında onlara hizmet etmiyoruz. Zorlaştırıyoruz. Yani 19 ya da 20 yaşında bir bankaya girdiğim zaman hiç unutmuyorum o günü. Nereye basacağım, nereye gideceğim, nereden ödeyeceğim? Bu soru için çok geç.
korkmuşsundur çok da. Çok korktum. Çünkü orada aslında kimin iyi, aslında iyi kötü diyemiyoruz ama hani kimlerin bana katkı, kimlerin bana katkı olmayacağını bilmem için de artık 19-20 yaş farkında olmam gereken yaşlar. Şimdi ama annen de daha çok kendi olma yolculuğunda olduğu için mesela ben şunu da çok gördüm. Evlerini taşıyıp orada yaşayanlar da çok var. Hani çocuklarını yanında olmak için. Hani bunu da yapabilirdi, bunu da seçebilirdi. Annem o konuda biraz daha şey durdurabildi kendini. Babam onu o sırada yapardı diye düşünüyorum ama. Hani ben... bizim konuştuğumuz konu belki annenin yaptığıyla ilgili. Evet, değil doğru mi? doğru. Çünkü o başarmış, bak seni göndermiş evet, oraya. Evet, o izin verdi. İzin vermiş. Şimdi o 18 yaşında izin verebildi. Biz şimdi hani 8 yaşında çocuklara izin verebiliyoruz. Çocuklarımıza şöyle söylüyorum ben mesela. İzin verme derken şöyle olsun. Şira, şimdi ödevlerini yapman gerekiyor. Yapmazsan iki şey olabilir. Cumartesiye kalabilir. Bu da seni şöyle şöyle zorlar. Şimdi yaparsan da cumartesi günü özgür bir saat geçirebilirsin. Karar senin. Yapmayacağım. Tamam, yapmıyor. Aa, evet. Zorlama yok mu? İkinci defayı da söylüyorum. Eğer olmazsa o zaman cumartesi günü sıkışması halinde çekeceği ya da yaşayacağı şeyle de yüzleşmesi için. O alanı da tekrar kolaylaştırırsanız o zaman kararından vazgeçmiyorsun yani. İzin vermiş olmazsınız. Seçimlerine ve sonuçlarına izin verirseniz orada o alanda o çocuklar orada biraz daha şey yapıyor. Aslında kendin oluyor. Bir öğretiyoruz. De kendini de rahatlatmış oluyorsun. Hadi yavrum, hadi ödev. Ay insan bunalır yani. Hem kendini evet. Bunaltır hem çocuğu bunaltır. Bu zaten hani hepimizin yaşadığı süreçler. Zaman zaman hani bu kadar da minnoş böyle her şey sevgi içimizde deyip ilerleyemiyoruz bazen ama baktığınız zaman en azından bunu yapabilip farkında olabilir. Yani seçimlerine ve sonuçlarına katlanmasını da göstermek gerekiyor. İşte bu izin verme. Çok güzel. Yani ödevini yapmadan da gidebilir, öğretmeni azarlayabilir, kızabilir. Ama yüzleşmesi gereken seçim, ben bunu seçtim ve sonucu bu oldu. Evet. İzin verme. Şimdi bu kendin olma yolculuğuyla ilgili, hani sizin cümleleriniz var ya, ben kimim, bugün ben kimim diye sorduk ya programın başından beri, bugün ben kimim, başka var mı? Şöyle başlayabilirsiniz. Aslında bu kendiniz olma macerasında her sabah benim sorduğum güzel sorulardan bir tanesi. Bugün ben kimim ve hangi muhteşem maceraları yaşayacağım? Ay çok güzel. Çünkü size sonsuz olasılıklar sunuyor. Her gün sonsuz olasılıklar sunuyor. Ve o sonsuz olasılıkları almak için de bir soru sor. Bugün ben kimim ve hangi muhteşem maceraları yaşayacağım? Ve hangi muhteşem maceraları yaşayacağım? Hep soru olacak. Hep ama soru. Değil mi? Cevaba gitmeyin. Ya hangi macera şuraya gidersen belki şunu yaşarım. Evet. Orada olasılıklar kapısını kapattık. Bakalım. Cevaba gitmeyin ama biz o kadar alışmışız ki direkt cevaba gidiyoruz. Ay işte saçma sapan şey bugün hangi güzel maceraları evde yaşayacağım. Evde oturacağım zaten. Zaten hangi evde oturacağım gelecek? Ne macerası ya falan gibi. Evet. Hani beyin zihin sürekli böyle bir çalışma halinde onu ne yapacağız? O da bizim. İşte onları da bizler akses seanslarıyla Bars'la o 32 noktaya dokunarak açtığımız o enerjistik yüklerden arındırarak yaptığımız seanslarla en azından o farkındalık, o konuşan zihin. Ben bunu şöyle özetliyorum. 80 kuşağı olduğum için hani çizgi film vardı Tom ve Jerry'de. Bir melek çıkıyor konuşuyor, bir şeytan çıkıyor konuşuyor. Evet. O bizim konuşan zihnimiz diyorum. Bir Bars seansı aldığınız zaman o 32 noktaya dokunduğumuz zaman oradaki o melekle şeytan susuyor. Anda kalmaya başlıyorsunuz ve farkındalıkla devam ediyorsunuz. Bu ne kadar yani bu bar seansı ne kadar süre idare ediyor kişiyi? O güne yani özel mi yoksa sürekli yapmamız mı gerekecek? Yani şöyle her gün bir bar seansı alırsanız ve bunu yaparsanız ne mümkün ne kadar güzel bir şey. Çünkü o yoğunluklarımızı bir şekilde enerjik yüklerden arınıyoruz. Ama bunun işte kaç günde bir almalıyım işte bir ay sonra mı 15 günde bir, her hafta mı falan... Bu tamamen kişinin kendisine bağlı. Ne zaman isterse. Bunu öğrendikten sonra zaten kendiniz de bazı yerlere dokunarak da o alanlarınızı hafifletebiliyorsunuz. Ya da o çevreden size hediyeleşme dediğimiz arkadaşlarınızla beraber bir araya gelip 2-3 dakika dokunmak. Çocuklar zaten çok hızlı alıyor. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Bazen hani kişilerin karşısına çok büyük olaylar çıkabilir ama bazen de çok ufak konular olduğunu kişi bilse dahi
o konudan kendini çıkaramıyor olarak da bulabilir. Evet. Yani sürekli düşünebilir ki şunu deseydim, bunu yapsaydım, şöyle olsaydı, yine bakın geçmiş, gelecek, bilmem ne falan. Feyler sağlar. Ha, şeyler sağlar. Hani daha belki siz ne güzel çocuğunuzu öğretiyorsunuz ama şimdi belli bir yaşta olan kişinin bir öğrenmiş davranışı var. Ya buradan nasıl çıkmasını önerirsiniz? Öncelikle seçmesini öneririm. Ha. Gerçekten buradan çıkmayı seçiyor mu? Yoksa bu konforlu alandan ya da onun bildiği dediğimiz o konforlu alandan kalmayı mı seçiyor? Şimdi kendimize mi soracağız? Gerçekten evet. Buradan çıkmayı seçiyor mu? Gerçekten çıkmayı seçiyor. Ayşen seçiyor musun? Seçiyorum. Seçiyorsun, okey. O zaman bunun için neler mümkün öncelikle? Ha, bunun için neler mümkün dedik. Güzel. Bu alandan çıkmam için hangi enerji, alan, bilinç ve seçim alabilirim? Bir dakika, biz öyle hızlı hızlı söyleyince biz... bir de not alalım değil mi? Bu bir enerji alanından çıkmam için hangi enerji, alan, bilinç ve seçim alabilirim? Enerji, alan, bilinç ve seçim. Bu enerji alanından çıkabilmem için hangi enerji, bilinç... Ve alan mıydı olabilir? Ya şöyle söyleyebilirsiniz. Bunlar çok daha böyle komplike cümleler böyle olacak ama evet, zor geliyor, zor geliyor ama bu farkındalığı kazanmam için neler mümkün de diyebilirsiniz. Ay bu daha rahat oldu. Evet, şimdi daha rahat oldu. Şimdi ben içimden dedim ki hangi soruyu sorarsam daha katkı olur deyip bu soru çıktı mesela. Cevaba tamam. Gitmiyoruz. Unutabiliyor muyum? Devamlı tamam. Soruda oluyoruz. Bu farkındalıktan işlemem için hangi neler mümkün? Bu kadar. Bu kadar. Bunu yaşayabilmem için neler mümkün? Şimdi şöyle düşünün. Bir şeyi değiştirebilme hızınızın sadece 10 saniyeden de az olabileceğini düşünün. Evet. Mesela o sinirli anınızdan ya da yatışmayan o andan, o frekanstan işlemeyi seçiyorsunuz. Hı-hı. Orada doğru yanlış diye bir şey yok bu arada. Tamam. Orada da kalmayı da seçebilirsiniz. Kızgınlığı da seçebilirsiniz. Onu yaşamayı da seçebilirim. Stresi de seçebilirsiniz. Yani. Mutluluğu da seçebilirsiniz. Her şey bir seçim. Evet. Ve doğru yanlış yok bizde. En güzel, hı-hı, en keyiflisi bu. Çünkü yargı alanına girmiyoruz. Okey, şunu değiştirmek istiyorum. Bu alandan çıkmam için neler mümkün? Hı hı. Onar saniyede bir seçme hakkınız var. Düşünün. Yani hep ben şey yapıyorum. Ona kadar saydırtıyorum. Tekrar, hı-hı, bir şey seç. Yani ya da 10 saniye içinde kaç tane değişik şey seçebilirsiniz? Mesela bunu yapabilirler evlerinde. Ona kadar saysınlar, 10 saniye tutsunlar. Ve içlerinden... Biz şöyle yapmıştık bir konuğumuzla programda. Bir, bunu seçiyorum. İki, bunu seçiyorum. Üç, bunu seçiyorum. 10 kere bunu seçtik. Ha, sonra vazgeç edebiliriz. Her şey mümkün. Her şey mümkün. Evet, her şey bizim için. Evet, olasılıklar dünyası. Yani biz bir şeyi seçtikten sonra devam edeceğimizi düşünüyoruz. Ya da onun sonunu getirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bize de böyle öğretildi. Bir şeye başlanı sonunu getir. Evet. Maymun iştahlı olma. Tabii. Tabağın dibine kadar bitir. Bitir. Arkandan ağlar. Bir sürü bakış açısı var. Bunlardan farklı bir farkındalık da işlesek neler mümkün? Hmm. Yani bu sistem diğer, içinde olduğum diğer sistemlere göre çok daha alan açıcı ve yargılamayan ve farkındalık dolu bir alan. O yüzden de çok kolay. Peki biz bunun böyle sizlere başvurup eğitimini mi alıyoruz? Yani evet. Bunu biraz yerleştirmemiz gerekiyor çünkü. Şöyle, Instagram'dan bazen canlı yayınlar yapıyoruz, ücretsiz seminerler veriyoruz, sorular soruyoruz, soru kalıplarını yayınlıyoruz. Access Bars dediğimiz şey bunun bir günlük bir eğitim. Sabah 10 gibi başlıyoruz, çayımız, kahvemiz, sohbetlerimiz. Bir kitapçık üzerinden aslında konuyu size anlatıyoruz. Hmm. Bütün bir yarı gün boyunca araçlarımız neler, akses ne, bilinç ne, farkındalık ne gibi konulardan size buradan işliyoruz. Bunları güzel anlatıyoruz size. Öğleden sonra da seans kısmına geçiyoruz. Ha, o bars dediğiniz seans evet, kısmı mı? 32 noktaya nasıl dokunuyoruz, nasıl bars seansı yapıyoruz onu öğretiyoruz. Ve eğitimin sonunda da siz bir uygulayıcı olmuş oluyorsunuz. Aa, bir günde. Aynen bir günde. Benim ilk eğitim aldığım zaman kızım 3,5 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. O da benimle beraber eğitim aldı. O da bir uygulayıcı. Aa. Çocuklar çok hızlı alıp verirler. Ve çocukların hangi parmağımı nereye koydum ya üstte miydi altta mıydı diye bakış açısı olmaz. Onlar enerjiyi takip ederler. Aa, bakar mısınız? Sadece ellerini koyarlar ve dururlar. Ha. Onların çocuklar da yapabiliyor tabii, yani. Tabii. Yani ben mesela yine şey yapar. Dur ben senin bir barlarını çalıştırayım der. Sadece bir noktaya dokunur ve 10 saniye bile yeterli olur. 8 yaşındaki. 8 yaşında şu an. Tatlı kızımızdan evet. Söz ediyoruz. 3,5 yaşından beri uygulayıcı. Uygulayıcı. Biz de yapabiliriz o zaman.
İşte bu arada bir varsayım var. Ben yapamam, ben nereden bileceğim? Bu özel bir yetenek olabilir. Bunun için çaba gerekiyor. İşte bir günde öğrenebilir miyim? Bir de inançsızlık da olabilir. Yani buna inanmayan, işe yarayacağını düşünmeyen çok kişi de olur. Olabilir ama ben de şöyle geliyorum. Bu bir klinik deneylerle kanıtlanmış bir şey. Gerçekten mi? Bars almadan önceki 60 tane denekle beraber bir araya geliyorlar. Onların beyin dalgaları ölçülüyor. Sonra bir Bars seansı uygulanıyor bir 60 dakikalık. Sonra tekrar bir beyin ölçümü yapılıyor. %84.7 depresyon, uyku bozukluk, anksiyete, kaygı bozukluğu gibi, uykusuzluk gibi süreçler 84.7 oranında azalmalar. Aslında tabii bu bası konusu yüzyıllardır uygulanan bir konu. Evet. Gerek akupunktur olsun, direkt işte başka bir şey daha vardı. Şöyle hani neydi onun adı? NLP miydi? NLP ya da EFT o da olabilir. EFT. Ya o kadar çok yol çıktı ki aslında sadece herhalde bize en uygun yolu bulmak önemli değil kimler mi? Kimler bana katkı olur? Bu değişim yolculuğunda bana kimler katkı olur? Hangi sistemle çalışırsam farkındalığım daha kolay, alan hızında daha çabuk değişir. Ben değişip dönüşürüm. Eğitim alacağınız kişilere bile, seçtiğiniz kişilere bile sorun. Bu kişiden eğitim almam bana katkı mı? Bu kişiyle seans almam bana katkı mı? Ben seanslara başlamadan önce genellikle şey yaparım, bedene sorarım. Kas testi vardır ya. Evet. Seans almayı istiyor mu beden diye sorarım. Hayır derse seans yapmam. Nasıl hayırı alıyorsunuz? Evet hayırı var ya kasta ve bedende evet ya da hayırı tamam. Vardır. Evet, onu evet. Sorarım. Eğer beden hayır derse bir iki defa istemiyorsa beden tamam gerek yoktur seansa. Gerek yoktur. Yani kendimizi dinleyeceğiz biraz. Kendimize söz vereceğiz. Önce ben. Biliyorum. Ne kadar bize ait olmayan bir kelime bu. Önce ben. Şimdi önce benim de söylediğimiz zaman enerjisine de bakmak lazım. Önce ben derken hangi enerjiden? Egodan ya da şeyden söylemiyorum, savaştan söylemiyorum. Önce benim sağlığım. Ben iyi olmazsam kimse... Ya şeyi düşünün, uçaklarda bile... Hep o örnek verilir. Evet, önce anne ya da işte bizler takıyoruz, sonra yanımızdakilere. Çünkü siz iyi olmazsanız etrafınızda hiç kimseye iyi gelmezsiniz. Ya özellikle çocuklar için bu söylenir. Hani uçakta önce tabii ki çocuklara verilir diye düşünür ama önce bize. Önce. Biz kontrolü ele alacağız ki değil mi? Çocuğumuza faydamız olsun. O zaman önce ben ama egodan uzaklaşarak önce ben. Önce kendi hayatınızı yaşayın. Başkalarının hayatlarını değil. O başkalarının hayatlarını yaşamaya başladığınız zaman içerisinde pişmanlıklar başlıyor. İçerisinde kızgınlıklar başlıyor. İçerisinde öfke patlamaları başlıyor. Şimdi başkalarının hayatını yaşamayından yola çıkacak olursak direkt aklıma sosyal medya geldi. Evet orası başka bir alan. Yani şimdi orada da bir sürü hayatlar var değil mi? Evet. Orada da hep kişiler bu çukura düşebilir. Oradaki çukura düşmesinin sebebi aslında kendi hayatındaki olan mutsuzlukları. Kendine şükran duymaması ya da orada hep bir yargı alanı var. Ben yapamıyorum, ben gidemiyorum, ben alamıyorum, ben çünkü efor benim edemiyorum. Şu yok, çünkü benim bu yok, çünkü benim ben... Orada şükür eksikliği var. Ve orada hemen hemen herkes özen var, özenmek var, kıskançlık enerjisi var. Onun dışındaki orada bir tane alanla da mutlu olabilen insanlar da var. O şükür enerjisi arttıkça... Şimdi orada baktığımız yerde o karede sadece bir kare görüyoruz. O da ya da bir videonun bir parçasını görüyoruz. Onun arkasını ya da önünü bilmiyoruz. Bize seyrettirileni, izleneni görüyoruz. Tabii. Ama onun arkasında neler var? Tabii. Ama o farkındalıkla bakmak lazım. Şimdi yıllar önce yine bu programdayız ama bu yıllar 10 küsur yıl olmuş olabilir. Çok başarılı bir iş kadını bizim programımıza konuk oldu. Konuk olmasının nedeni şükür defteri yazmasıydı. Çünkü şu an insan düşünebilir ya şükredeceğim ne kadar az şey var. Ya ne olabilir ki acaba? Arkadaşlar yani yazabildiğin kadar o kadar çok şey var ki. Ve o da tabii bunun bilincinde olarak şükretmenin ne kadar önemli olduğunu. Bir de program öncesi bir şeyden söz ettin. Sevgili Buket acaba onu gündeme getirelim mi? Hangi? Sen daha iyi... Hani sevmek ve şükretmek farklı diye. Yani bu nedir bu fark? Şimdi bizde sevgi mi, şükran duymak mı?
Ha, şükran duymak mı, sevgi, sevgi mi? Şimdi sevgi. Biz sevgi diye düşünüyoruz. Evet, seni seviyorum dediğiniz zaman orada işte gerisini bana söyle, sen de beni sev. Enerji var. Varlığını şükran duyuyorum dediğin zaman da başka bir şey var. Şimdi seni seviyorum dediğimiz nasıl zaman... Nasıl yani, kocamıza, eşimize, dostumuza böyle mi diyelim? Varlığına şükran duyuyorum. Evet, şükran duymak. Şimdi seni seviyorum dediğiniz ama niye, zaman... Ama seni seviyorum da diyebiliriz de, yani. Diyebilirsiniz. Şimdi hani ben, sevgi enerjisinde çok olduğunu düşünüyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Onu söylerken onun altında bir beklenti yoksa seni seviyorumun altında okey. Ama ay, bana söyle bak, ben seni seviyorum dedi, bana söylemedi. Ben de söylemedi. Seni, ben de seni demeyecek mi? İşte orası var. Ama şükran duymakta dediğimiz zaman şükranda varlığına ne olursa olsun şükran duymak var. Canım ondan yine beklentimiz olur. O da bana desin aynısını diye. İşte sonuçta o, beklenti bakış, doğuracaksa her şekilde doğuracaksa. İşte orada bakış açını değiştir, realiten değişsin diyoruz biz de. Yani nereden baktığınızda orada bir bence beklenti de enerjisiyle söylediğiniz zaman o enerji size geri dönüyor mu dönmüyor mu dediğiniz zaman işte orada yine bir varsayım beklenti. Orada yine beklentiyi karşılanmadığı zaman, o beklentiniz karşılanmadığı zaman orada yine bir öfke, depresyon. Her şey alttan mümkün. Alttan zıplayacaktır yani. Hı hı. Evet, beklenti gerçekten insanları mutsuz eden bir duygu. Duygu evet mu diyoruz bilmiyorum adını ama. Şimdi hiç beklentimiz olmadan da yani çok yalan olur yani ilişkilerimizi devam ettiriyor olmamız. Yani en basiti dediğin gibi bir hoş sohbet bile bir beklenti olabilir yani. Şimdi beklenti derken nasıl? Bir hoş sohbet etmeyi talep ediyorum, seçiyorum, istiyorum var. Bir de beklenti enerjisine bakın. Şimdi beklenti dediğiniz zaman onu eğer yapmazsak, o sohbeti yapmazsak eğer, benim kalbim kırılacak, ben üzüleceğim var. Anlatabildim mi? Yani şimdi ben sizinle bir hoş sohbet yapmayı istiyorum. Beklentim o yönde. Ama yapmazsan kalbin kırılacaksa bu beklenti oluyor. Bu beklenti oluyor. Ha, tamam. Ama sizinle hoş sohbet yapmayı seçiyorum ve istiyorum, hani bunun olması için neler mümkün dediğim zaman olmamasına da gönüllüyüm. Ama olmasını seçiyorum. Hah, bence anahtar bu. Olmamasına da gönüllü olmak. Olmamasına da gönüllüyüm. Olmasa da olur ama evet, bunu seçiyorum. Seçiyorum. Tamam, beklentimizi işte bu şekilde düşünebiliriz. Olmamasına da gönüllü müyüz acaba diye. Orası birazcık duygular devreye girdiği için bazen zorlayacaktır bizi. Kesinlikle. İşte bazen ben soruyorum, yalnız kalmaya da gönüllü müsün? Hadi bakalım. Burası böyle bir insanlara biz zor geliyor. Yalnız hayır değilim diyor. Çünkü oradaki soruyla o alanı açıyoruz. Neden yalnız kalmaya da gönüllüsün? O sana ne hissettiriyor? Yalnız kalmak deyince sana ne hissettiriyor gibi sorularla alan açıp o kolaylaştırmayı yapıyoruz. Ama hani yalan, mesela birinin yalan söylemesine de gönüllüyüm ama seçmiyoruz. Orada bir direnç göstermiyoruz, anlatabiliyor muyum? Yani ona da yalan söylemesine de gönüllüyüm. Bana söyleyebilir yalan ama seçmiyorum. Orada bir direnç, bana asla yalan söyleyemez. Yani yargılamıyorum da. Evet. Yargılanmaya da gönüllüyüm ama seçmiyorum. Orada bir hadi direnç bakalım yok. Orası zorlayacaktır belki. İlginç bakış açısı yapalım ama baktığınız zaman hani orası aslında özgürlüğün anahtarı diyorum ben kendimce. Her şeye gönüllü olmak ama seçmemek. Sizi zorlayacağım. Parasızlığa da gönüllüyüm ama seçmiyorum. İşte bunu kaç kere söyleyelim günde? Hiç. Alıp kabul edene kadar. Yani bu bazı yerlerde olmayacaktır. Bazı yerlerde sizi zorlayacaktır. Hepimiz gönüllü müyüz her şeye? Değiliz. Bazen bizim de gönüllü olamadığımız, bu taraflarda sıkıştığımız yerler var ama hani bizim için önemli olan şey o anı fark etmek. O anda ne kadar kaldığımız. Ya bir de hani bir söz vardır ya atalarımızdan bugüne gelen, asla asla deme. Evet. Mutlaka. Yani bence bunu da biraz karşılıyor. Yani bir de asla dediğin hep başına gelir falan derler. Tabii. Hani gönüllü olacağız. Yani kabul edeceğiz böyle bir şey olduğunu. Olabilir. Ama seçmiyoruz. Ama seçmiyorum. Bak bence o ama da önemli. Ama onu kesiyor. Gönüllüyü mü? Gönüllüyü seçmiyorum. Yani şöyle bir şey var. Olabilir. Hı-hı. Ama ben bunu yaşamayı seçmiyorum. Şimdi seninle bir başka gün umarım yargı konusunu daha fazla açarız. Tamam. Çok fazla çevremizi ve kendimizi
yargılıyoruz. Şimdi hani kendin olmada bence biraz kendini yargılamaya da değinmemiz gerekiyor bugün. Ne dersin? Sabahtan akşama kadar kendimizi yargılıyoruz. Bulunduğumuz sıfatları, bedenimizi, yaptığımız işleri, yapamadığımız yemekleri ya da atıyorum elimizin lezzetini, işimizi, her şeyimizi yargılıyoruz. Şunu şöyle yapsaydım böyle olurdu, böyle olsaydı böyle, niye böyle yaptın, ay niye dedin İşte vesaire. Onlar S'ler, S'lar, yargılar, işin içine girdiği andan itibaren orada bir mutsuzluk var. Kendinden emin olamamak, kendin olmamak kişi var orada. Kişi kendini mutsuz ediyor. Kendiniz mutsuz olduğunuzda. Hani önce bendik. İşte. Orası yargı alanı dipsiz bir kuyu. Yargı alanına girerseniz... mesela bir şey seçtiniz ve o seçtiğiniz şeyin sonucunda da size hizmet etmeyen şeyler geldi. Katkı olmayan şeyler yaşadınız. Tamam. Sonuçlarında. Evet. Okey, bunu seçtim, bunu yaşadım. Bir daha seçmiyorum. Yaşamayı seçmiyorum. Bu kadar mı? Bu kadar, bu kadar kolay mı? Başlarda ya da bazı konularda size bu kadar kolay gelmeyecektir. Evet. Eminim. Ama bu bir pratik işi. Ne kadar çok pratik yaparsanız, yani ne kadar çok bunları dile getirir ya da bu frekansdan işlerseniz, inanın ki onların size olan etkileri mutlaka azalacaktır. Şimdi diyelim ki, ben de tam onu soracaktım, siz söylediniz. Geçmişte kişi bir şey olmuş, hani bir tartışma olur, birçok şey var yani, örnekler çoğaltılabilir. Zararı olmuş kendisine, onu seçmiyorum. Neydi? Şimdi nasıldı? Mesela şöyle sorabiliriz. Bir şey yaşadık, olumsuz bir şey oldu. Evet, sonuçlarını hala görüyoruz, hala bir yerlerden. Tamam, bunun bir sonuçlar... bana hediyesi ne? Hemen bunu soralım. Bugün bana hediyesi ne? Sevgili Tülin şey demişti, son hava bükücü olarak bunu konuşmuştuk kendisiyle. Evet. Ben öyle bir yorumda bulunmuştum. Yani olumsuz bir durumu kendimize olumluya çevirmek. İşte bu, bunun için neler mümkün? Hediyeleri neler? Hemen büküyoruz. Enerjiyi bükün. Bunun hediyesini, iyi ya da kötü ne olursa olsun. Bir şey yaşadınız, onun sonucu hala daha şey yapıyor, devam ediyor sonuçları. Sizi etkiliyor, ailenizi etkiliyor. Bunun bize hediyeleri neler? Bunun bize hediyeleri neler? Mutlaka onun altında bir hediye vardır. Ya her olumsuz sıkıştığımız noktada bunu sorduğumuzda başka bir kapı mı açacağız ya da göreceğiz? Evet. Ama her olumlu, olumsuz demeyelim. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa. Başka hediyeleri neler? Çünkü mutlaka bir hediyesi var evrenin. Ya olumlu bir durum, çok sevindik. Bunun bana hediyeleri neler? Bak, bize diyecektim, bana'ya çevirdim. Güzel, olmuş. İlerleme var değil mi Buket? Bize, bana, evrene, yani bunu çok sorabiliriz. Ay, insanlığa da diyelim, İnsanlığa ya. İnsanlığa da hediyeleri neler? Tamam, çok güzel. Bunu her gün söyleyelim. Şimdi bakalım Hazel'in bize hediyeleri neler? Evet. Bugün yoksa Hazel mi hediyeler yapacak değil mi? Böyle lezzetli afiyetle lezzetli. Yiyeceğiz. Evet Hazel'cim. Son yapma işini size bıraktım. 3 taneyi. İçi de harcadık. Hepsini kullandık Ayşen Hanım. Benim baştaki yorumumdan sonra Hazel bunu sürekli dile getirdi. Evet. O kadar iç nasıl sığacak o küçücük patateslere dedim çünkü. İşte olasılıklar. Bunun için neler mümkün de? Bunun için neler mümkün de çok çabuk. Oo. Bayağı şey oldu. Şöyle Hazel, en sonda koyayım. Bunlar ne kadar güzel görünüyor böyle. Ya evet, yani aslında şey... hiç gerçekten yargılamamak lazım. Çünkü malzeme listesine baktığınızda çok evdeki malzemeler. Lazım dedi. Ama şey, görünüm çok şık olabiliyor. Hazel çok güzel görünüyor. Ha, ketçap, yaptığımız ketçapı evet. Da koyduk. Ellerinize sağlık. Bakalım tatları nasıl olacak şimdi. Şöyle konuşurken ben de pudra şekeri biraz serptim. Normalde serpmeyecektim. Lor kurabiyesine çok... Evet, lor kurabiyesi. Onu da gösterelim. Şimdi evet. Lor kurabiyesine de bakalım. Biraz büyük büyük mü yaptın, küçük küçük mü yaptın? Yayılıyor. Geniş evet. Koymakta fayda var. Biraz böyle dediğim gibi kek hamuru gibi oldu. Ben çok un un olsun istemedim. Çünkü yanında da kumpir var. Ama çok güzel böyle şey, beslenme çantasına koyulacak bir tarif bir yandan da. Beslenme çantasına, çocuklarımızın yanına. Evet. Peki şimdi tamam, bu çok önemli, lor kurabiyesi bilinen bir tarif ama bunu şekersiz yapsak tuzlu da olur mu sence? Olur. Hatta buna çok benzerini biz böyle bir bu dönemin başlarında yaptık. Hatırlarsanız çok böyle yeşil soğanlı, bol, evet. Çok güzeldi o da. Ya unutuyoruz Hazel ya. Olsa onu da tekrarlayalım. Ben tuzlusunu da çok seviyorum. Yani loru çok kullanabilirsiniz. Gerçekten hem yoğurt yerine kullanabilirsiniz tariflerinizde. Yoğurtla sütün birleşimi aslında biraz da lor oluyor. Biraz daha cıvıklaştırmak için. Ve protein için. Açısından da çok da zenginmiş. Evet, biliyor musun lor?
Ya hem yağsız, özellikle sağlıklı beslenmeye çalışanlar için güzel bir alternatif. Evet, kalsiyumu da çok yüksek. Kalsiyumu yüksek. Protein derken sanırım yanlış söyledim. Kalsiyum oranı çok daha yüksekmiş lorun. Evet, o yüzden güzel sofralarda bir alternatif oldu kullanmak için. Evet, sen nasıl buldun bugünkü sohbetimizi? Bugün çok güzeldi. Ben iyi ki ben zaten giderek tariflerimi kolaylaştırıyorum ki çünkü kaçırmayayım, bir şey unutmayayım diye. Ya yani çok güzeldi. Benim Access'ten anladığım bir hep ucunu açık bırakacağız. Çünkü ya şey gibi geldi bana biraz bilgisayar döngüsü gibi. Orada da hani if else olursa böyle 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 hani onun da sonunu bilemiyoruz ya gidiyor. Yargıya varmayalım. Son noktayı koymayalım. Evet, biz bir de Buket Hanım'la Açalım. şeyi konuştuk. Tabii ki eğitimleri çok önemli. Eğitimlerde kalıp cümleleri öğreniyor ama gerçekten içten istemek ilk. Enerji o hangi neyle istiyoruz, ne yapıyoruz orası önemli. Sevgili Buket, Hazel'cim ellerine sağlık. Afiyet Çok olsun teşekkür şimdiden. ediyoruz. Harika iki tarif verdin bugün bizlere. Çok sağ ol. Ve sevgili Buket sana da çok teşekkür Ben teşekkür ediyoruz. ederim. Ama biz bu yargı konusunu biraz daha detaylandıralım bir başka görüşmemizde. Olur. Çünkü fark etmeden çevremizi, kendimizi, hani dedikodu dediğimiz konu da yargı Yargı. aslında değil mi? Yargı. Ve ne oluyor o yargıyı yaptığımızda ipucu verecek olursak O bize geri mi dönüyor, ne oluyor? yargıları yaptığımızda Akses der ki her yargı yaptığınız zaman karşı tarafa para kazandırıyorsunuz. Aa, havayı büküyor onlar çünkü. Ha, onlar hava bükücü oldukları için bunu böyle hediye olarak alıyorlar. Evet. Biz de... Biz de o yargının içinde boğuluyoruz diyelim mi o zaman. Yani o karşı tarafa şöyle ufak bir tüyo vereyim. Karşı tarafa para kazandırmak istiyorsanız yargılayın. Vay şimdi ama bu da öyle bir şey oldu ki herkes Noktalar sevdiklerini birleşti. yargılamaya başlayabilir Buket. Şimdi şöyle o yargı alanı dediğimiz şey yargıdan bahsederken yargının o elektrik yükünden bahsediyorum. Negatif yargıdan Evet, bahsediyorum. evet. O hani ben bir para kazandırmak için şunu yargılayayım anlamında değil. Tamam. O kötü yargıdan bahsediyorum. Tamam. Peki şu nasıldır? Bu da yargı mıdır? Bana bunu yaptı, şunu yaptı. Ben de şunu söyledim, bunu yaptım, şöyle yaptım. Şimdi bu söylenme. Bu söyle, bu Bu yargı değil mi? yani bu konfor alanınızı yani o daha da kuvvetlendirmek için. Yani onun yüzünden yapamadım. O böyle yaptığı için böyle oldu. Aslında seçmediğim için bunu yaptım ve seçmediğim için bana böyle davrandı diyemiyoruz. Hayır, bana şunu yaptı, oh ben de bunu yaptım. Bu size ne kazandırıyor böyle söylediğiniz zaman? Bu sizi Aslında hafif hissettiriyor o mu? enerjiyi Orada büyütmeyi biraz bir, evet, kazandırıyor, değil orada mi? biraz da hırs var. O hırs sizin Ha. içinize yarıyor mu? Oraya bakmak lazım. Yani niye bu kadar hırslandığını da düşünmesi lazım belki, O değil mi? hırs, öfke ya da o hınç ya da üstünlük bunlar size hizmet eden duygular mı? Bir oraya bakmak lazım. Asla. Ama kendin olma macerasına da kendimizi yargılamadan, kendimizi severek, kendimizi onurlandırarak, Şükran duyarak. kendimize şükran duyguları duyarak İzin başlayabiliriz. vererek. Neye izin İzin vereceğiz? veriyoruz. Kendimize de izin veriyoruz. İsteklerimize, taleplerimize kendimizi duymuyoruz biz. Kendimize duymaya da izin verelim. Ay çok güzeldi. Buket'im çok teşekkür Ben teşekkür ediyoruz bir ederim. kez daha. Her zamanki gibi çok keyifliydi seninle Çok teşekkür. sohbet. Benim için de öyle. Yine görüşmek Görüşmek dileğiyle üzere. diyelim. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bu güzel sohbetin ardından sizlerle bugün yine farklı bir mekana daha gideceğiz. Bakalım nereye gidecekmişiz? Böyle çok farklı kahvelerin ikram edildiği güzel bir kafeyi ziyaret ediyoruz. Sonrasında da veda ediyoruz ama tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın, sağlıklı, mutlu kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Değerli izleyiciler, bugün farklı temalı bir kafedeyiz ve kafenin marka yöneticisi Sayın Ahmet Ayan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, sizler de hoş geldiniz buraya. Teşekkür ederim. Ne demek? Şimdi farklı temalı dedik. Farkınız herhalde ilk olarak kahvelerin lezzetinde.
çok farklı lezzetlerde kahveler sunuyorsunuz. Önce nasıl gelişti acaba bu konsept diye soralım, sonra kahvelere geçeceğiz tabii ki. Tabii ki. Sizin de bahsettiğiniz gibi değişik tatları bir araya getirdiğimiz kahvelerimiz var. Onları da hem Ankara'da hem de Caddebostan'da şubeleri olan iki kafemizde sunumlarla misafirlerimize hizmet veriyoruz. Hikayemiz şöyle başladı. Biz aslında İstanbul merkezli iş geliştirme ve Ar-Ge yapan, marketing çalışmaları yapan bir şirketin alt girişimlerinden bir tanesiyiz. İlk şubemizi Ankara'da açtık. Buna da vesile olan buradaki iş ortağımız Yonca Hanım. Yonca Hanım'la birlikte Ankara'da kafemizi açtık. Değişik tatlar geliştiriyoruz. Füzyon mutfakla kahveyi bir araya getiren bir anlayışla hareket ediyoruz. İstanbul Balat'ta doğdu. İstanbul Balat'taki merkezimizde biraz atölye mantığıyla oluşturduğumuz mekanımızda kendimiz için kahve yaparken bir espresso makinesi aldık. Barista gelişmiş olan bir arkadaşımız bize değişik zamanlarda farklı tatları bir araya getirip kahve sunumları yaptı. Çok güzel şeyler ortaya çıktı. Çok beğenmediğimiz şeyler de ortaya çıktı ama sonuçta 20'den fazla reçetesi bize ait olan, patenti bize ait olan tat geliştirdik. Daha sonra dedik ki biz bunu neden bir girişime çevirmeyelim? Zaten iş geliştirme Ar-Ge yapan bir anlayışta olduğumuz için girişimcilik de ruhumuzda vardı. Yonca Hanım'ın da desteğiyle beraber ilk şubemizi Ankara'da açmış olduk ve kahvelerimizi insanların beğenisine sunduk. Farklı kahveler deyince çok da hayal edemedik ama ben az önce tahinli bir kahve içtim. Hiç bu kadar güzel bir lezzetle karşılaşmamıştım uzun zamandır. Hani farklı lezzette. Ne gibi farklar yarattınız acaba tahin dışında? Öncelikle beğenmenize sevindim. Farklı tatlar derken şöyle, yani kahveyle aslında hayal ettiğinizde bir araya gelemeyeceğini düşündüğünüz birçok tat var. Meşe ise aromasıyla geliştirdiğimiz bir kahve var mesela. Sizin tattığınız tahin ve fındığı kahveye katma düşüncesi var. Tabii bunların oranları, miktarları, kullandığınız tahin, kullandığınız fındık, bunların hepsi etki ediyor. Ama bunları geliştirirken dediğim gibi işte portakal kurusundan bir aroma yaratıp onu kahveye katmayı fikrinden tutun da karamel ve muzu bir araya getirerek bir kahveye katarak bir tat geliştirme mantığı. Az önce söylediğim gibi aslında füzyon mutfak, hani değişik tatları deneyerek, deneyimleyerek farklı şeyleri ortaya koymak ve her damak tadına hitap edebilecek reçeteler geliştirmek istedik. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Menü zengin, az önce söylediğim gibi 20'den fazla kahve çeşidi var. Yani sunum yaptığımız kahve çeşidi var. Çok farklı tatları bir araya getirdik. Hindistan ceviziyle geliştirdiğimiz var. Fıstık ezmesiyle geliştirdiğimiz var. Standart birçok insanın kullandığı aromalarla geliştirdiklerimiz de var ama hiçbiri de belli bir kalıba bağlı değil. Yani menüde baktı misafirimiz. Bir tane kahvedeki aromayı seviyor ama diğer aromayı sevmiyor mesela. Onu çıkarıp yerine başka bir aroma katabiliyoruz. Dinamik bir menümüz var. O yüzden insanların beğenisi burada bizim temel esasımız. Biz öneriyoruz. Bazen misafirimizi analiz ediyoruz. Diyoruz ki nasıl kahvelerden hoşlanırsınız? Süt sever misiniz? İşte aroma sever misiniz? Sert mi seversiniz? Yumuşak mı seversiniz? Aslında müşteriyi ya da misafir diyoruz biz, aslında müşteri demek doğru olmuyor. Misafirimizi analiz edip menümüzde hiç olmayan bir kahveyi de o an ortaya çıkarabiliyoruz. Ve herkesin buradan memnun ayrılmasını istiyoruz. Şimdi yarattığınız farklı lezzetlerdeki kahvelerin farklı isimleri de var. Örneğin o meşe kokusuyla yaptığınız kahvenin adı Esmeralda bildiğim kadarıyla. Çünkü onu da tattım. O da harika bir lezzetti. Ama aynı zamanda hikayeleri de var. Hem isimlerinden hem de biraz hikayelerinden söz etseniz bize. Tabii ki. Esmeralda'dan örnek vereyim o zaman ilk olarak. Esmeralda meşe ise aromasıyla yapıyoruz filtre kahveye. O aromayı katarak yapıyoruz. Bildiğiniz üzere ve fıçıları meşe ağacından yapılır ve içleri yakılarak bir fıçı oluşturulur. Onlar da o içeceklere güzel bir tat bırakır. Biz bunu kahvede
kullanabilir miyiz diye kafamızda kurgularken denedik ve oldu. Aslında isimlerin kahveyle hiçbir alakası yok. Yani sizin içtiğiniz 28 inç tahinli ve fındıklı olan kahveyle hiç alakası olmayan bir isim. Onu o tadı geliştiren barista arkadaşımızın kendi hayatında olan var olan bir argümanla özdeşleştirip o ismi vermesiyle oluştu. Esmeralda. Ama biraz benim içtiğim kahvenin besleyici özelliği de var bildiğim kadarıyla. Biraz protein var içerisinde. Tabii ki yani fındık bir kere zaten müthiş bir enerji kaynağı biliyorsunuz. Tahinde doktorların önerdiği bir besin çok tüketilmemesi kaydıyla tabii. Onun haricinde protein sütüyle yaptığımız Sports Cafe Latte ismini verdiğimiz Magic Cup dediğimiz bir kahvemiz var. Sihirli bir tat olduğunu düşündüğümüz içinde şeftali aroması olan değişik bir mango aroması da olan bir kahve. Yani dediğim gibi isimler direkt kahveyle alakalı değil. Tamamen o tadı geliştiren barista arkadaşlarımızın o anki ruh haliyle buna bu ismi vermeliyiz dediği isimler var. Kahvesiz içeceklerimiz de var. Tiffany'de kahvaltı ismini verdiğimiz, içinde az önce siz de menüden baktınız. Roka, işte salatalık vesaire, soda karışımıyla oluşturduğumuz yaz içecekleri bunlar. Onların da aynı şekilde yani tamamen izledikleri bir film de olabiliyor. O filmden esinlendikleri bir sahneden olabiliyor. O kısmı tamamen baristalarımıza bıraktık. Yani özgürler o konuda. Tadı geliştirsinler, güzel bir tat olsun ve onun ismini ona koysun. Yani hiç problem değil. Peki misafirleriniz bu farklı lezzetlere alıştı mı? Şimdi günümüzde kahve bayağı önde gelmeye başladı kişilerin hayatında. Hem bir kafeye gidip yeni lezzetler arıyorlar. Hani bazı kişiler de o istedikleri lezzetten çok da vazgeçmek istemiyor. Gerek evlerinde gerek gittikleri yerde olsun. Alıştı mı misafirleriniz? Hani İstanbul'da dediniz, orada çok daha farklı bir kesim var. Yani çok farklı beğenileri olan kesimler var. Ama Ankara nasıl acaba bu konuda? Aslında Ankara'nın İstanbul'dan aşağı kalır bir yanı yok bu anlamda. Yani kahve artık günlük hayatın bir parçası haline geldi. Herkes işine giderken bir take away kahve alıp öyle gidiyor. Değişik tatları katmak istiyor. Zaten rutin standart aromaları herkes kullanıyordu. Biz farklı aromaları da bir araya getirerek bunu sunduk. Bizim reçetelerimiz geniş bir yelpazede olduğu için herkesin damak tadına uygun bir şey mutlaka buluyoruz. Bazen tabii ki bizim önerdiğimiz kahveleri beğenmeyen misafirlerimiz oluyor. Hemen beğenmediği yönü soruyoruz. İşte atıyorum içindeki Hindistan cevizi aromasını sevmedim diyor. Onu çıkarıp farklı bir aromayla yeni bir sunum yapıp ekstra bir ücret almadan damak tadını yakalamaya çalışıyoruz. Ve bunda da çok büyük bir oranda başarılı olduk. Yani buradan memnun olmadan ayrılan damak tadına uyumayan bir şey, yani uyan bir şey bulamadan giden bir misafirle karşılaşmadık en azından bugüne kadar. Şimdi biraz da fiyatlarından söz etmenizi rica edeceğim. Çünkü biliyorum ki dünyada kahve fiyatları biraz artmış durumda. Bu durum ülkemize de yansıyor. Acaba siz işletmecilere nasıl yansıdı bu durum? Bu pandeminin başladığı dönemden itibaren kafe ve hizmet sektörünü ciddi anlamda etkileyen bir dönemden geçtik. Hem pandemi hem de dünyadaki üretimin azalmasıyla alakalı, tedarik zincirinin sıkıntıya girmesiyle alakalı evet fiyatlar arttı. Biz de bundan ciddi anlamda etkilendik ama bizim burada var olmamızı sağlayan bir çatı yapımız olduğu için az önce bahsettiğim o çatı yapı bunu tolere edebildi. Fiyatlarımız standart kahvecilerin ya da her yerde gördüğünüz çok butik kahvelerin ya da zincir kahvelerin fiyatlarıyla oranladığınız zaman evet bir tık yukarıda kalabiliyor. Ama hem sunumumuz hem kullandığımız kahvenin kalitesi
hem de insanların memnuniyeti açısından baktığımızda aslında optimum seviyede diyebilirim. Ve insanlar bugüne kadar bize çok pahalısınız demediler. Hak ettiğini düşündüler ve o şekilde tepkiler aldık. Yaklaşık bir senedir, bir buçuk senedir de fiyat artışına gitmiyoruz. Ama son Kasım ayı ve Aralık ayı ile beraber bir artış, ciddi bir artış. Şu anda %70, %80 bir ay içerisinde kahve tedariğinde bir artışa neden oldu. Bunun yansıması elbette olacak. Ama tabii ki biz misafirlerimizi koruyabilecek seviyede, kendimizi de batırmayacak seviyede bir şey öngörüyoruz. Muhtemelen yine çok büyük tepkilerle karşılaşacağımızı zannetmiyorum. O kaliteyi koruduğumuz sürece. Çünkü bizim kahvelerimiz özel bir çekirdekle, özel bir kavrumla ve kaliteli aromalarla bir aradayken güzel oluyor. Ucuz kahve bulabiliyorsunuz. Ucuz kahveyle yaptığımız zaman o lezzeti alamıyoruz ve insanlar da memnun olmuyor zaten. Biz o standardı bozmadan yine optimum seviyeyi yakalayarak devam etmeyi planlıyoruz. Şimdi kişiler kahvede farklı lezzetler ararken yolları sizinle kesişebiliyor. Türk kahvesi ne durumda? Hal böyleyken onu merak ettim. Hala tercih ediliyor mu çokça? Tabii ki yani Türk kahvesi Türk insanının vazgeçilmezi. Kahve içip aradan bir yarım saat geçtikten sonra Türk kahvesi isteyen insanlarla da karşılaşıyoruz. Ya da sadece onun için buraya gelen insanlar da var. Onu yok saymıyoruz tabii ki. Hatta standart kahveler de bizde var. Yani herkesin bildiği latte, cappuccino, mocha vesaire onları da sunuyoruz. Ve onlarda da özellikle yine çekirdekler kullanıyoruz. Filtre kahve anlamında da değişik çekirdekler, yöresel çekirdekler kullanıyoruz. Brezilya, Etiyopya, Kolombiya alternatiflerimiz var ve bunu isteyen misafirlerimiz özellikle oluyor. Onlar için de orada görebilirsiniz. Değişik alternatifler var. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kahveler konusunda sizden bilgi aldık ama kafenizin özelliği bununla bitmiyor. Tasarım ürünler de söz konusu. O konuda da röportajımız, sohbetimiz devam edecek diyelim. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Ufak bir şey eklemek istiyorum. Biz hem Caddebostan'da hem Balat'ta hem de Ankara'daki lokasyonlarımızda kahveleri sunarken aynı zamanda bir sanal ofis hizmeti de veriyoruz. İki hizmeti aslında bir anlamda evlendirdik. İki girişimi bir araya getirdik. O da devam ediyor. Ona da bir ufak bir değinmek istedim açıkçası. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İzleyiciler, işletme yöneticisi Sayın Yonca Bostunalı ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Farklı lezzetlerdeki kahveleriniz konusunda epey bilgi aldık. Ama kafenizin tek özelliği kahve değil bildiğimiz kadarıyla. Farklı özellikleri de var. Onları da sizden dinlemek istedik. Biz tabii İstanbul'da başlayan bir oluşum. Ankara'ya gelmesini ben çok istedim ve çok da güzel bir lokasyon bulduk. Gençlerin ve yoğunluğun, Ankara yoğunluğun çok olduğu Tunalı'da çok keyifli bir mekan bulduk. Tabii pandemi öncesinde biz başladık, 4 yıl önce. O zaman burada çok güzel atölyeler yaptığımız bir mekanda ama inşallah önümüzdeki dönemde de yine atölyelerimiz gerçekleşecek. Ne tarz atölyeler yapıyordunuz? Burada taş atölyeleri yaptık, değerli, yarı değerli taşlarla atölye. İşte bu lapis var, ametis var biliyorsunuz. Onların özellikleriyle ilgili bir atölye yaptık. Tabak boyama atölyesi yaptık, çocuklarla atölyeler yaptık, çiçek atölyesi yaptık. Mis gibi çiçek koktu burası. Tabii ona da imkan veriyor burası. Çünkü farklı saatlerde farklı yoğunlukları var. Onu da gözlemlediğimiz için o saatlere denk gelecek şekilde çok güzel atölyelerimizi planladık. Şimdi yine farklı öyle planlarımız var. İnşallah onları da önümüzdeki dönemde yine faaliyete geçiririz diye düşünüyoruz. Burada tabii
Buranın özelliği olarak da sürekli güzel bir caz müzik çalıyoruz. Buraya gelenler saatlerce oturup kitap okuyorlar, kahve içiyorlar. Aynı zamanda sanal ofiste olduğu için burada ofis gibi kullanıyor herkes. Ben o kadar alışmışım ki burada kahve sesleriyle çalışmaya. Evde olunca internette onu buldum, arkada kahve sesi diye. Böyle kahveyi makine sesleriyle falan bazen öyle çalışıyorum. Çünkü gerçekten güzel bir konsantrasyon sağlıyor. Çok güzel işbirlikleri oluyor burada. Farklı insanlar bir araya gelip tanışıyorlar. Birlikte güzel faaliyetler yapabiliyorlar. Dolayısıyla bir kahvenin ötesinde insanların network sağladığı, güzel vakit geçirdiği bir mekana dönüştü. Aynı zamanda biz tasarım, yani sanatla da iç içeyiz. Burada tasarımcılarımızla birlikte hareket ediyoruz. İnternet üzerinden herkes bir şeyler satmak istiyor, bir şeyler yapıyor vesaire. Biz de burada elimizden geldiğince onları sergiliyoruz. Buradan da satış yapabiliyoruz. Bizim görselliğimiz için de hoş oldu açıkçası. Gördüğünüz gibi duvarlarımızda rengarenk çok güzel ürünler var. İşte tanışarak değerli arkadaşlarımızla işbirlikleri içerisinde onların da fayda sağlayacağı bir takım projeler birlikte yapmaya çalışıyoruz. Farklı etkinliklerimiz de oluyor. İşte sihirli geceler yapıyorduk burada. Pandemide, yaz döneminde de kapılarımızı açabildiğimizde, açık havadar olduğu zaman sihir gösterileri yaptık. Aynı zamanda plaklar çalıyoruz. Böyle nostaljik, güzel, farklı dokunuşlar yapıyoruz. Canlı müzikler olabiliyor bazen. İşte pandemi el verdiğince böyle farklı şeyler de yapmaya gayret ediyoruz. Sihirli geceler ilgimizi çekti. Şimdi nasıl, bayağı sihirbazlık gösterisi mi oluyor? Evet, onları yaptık, bayağı çok da ilgi gördü. Tabii şu anda ara verdik biraz. Ama önümüzdeki dönemde de inşallah farklı etkinlikler yapmak istiyoruz. Hem bilgilendirici atölyeler yapılıyor kafenizde. Tasarımcıların ürünleri sergileniyor ve istenirse tabii satışa sunulmuş oluyor. Hem farklı lezzetlerdeki kahveler sunuluyor. Bir taraftan müzik, bir bazen seyirlik. Gerçekten çok geniş bir alanı kapsıyorsunuz aslında konsept olarak. Evet, evet öyle. Bir de lokasyonumuzun da çok farklı etkileri oluyor. Mesela çok yakınımızda tiyatrolar var. Tiyatrocu arkadaşlarımız burada bazen denemelerini yapıyorlar. Ezber mi yapıyorlar? Ezber yapıyorlar. Sesli sesli ben ne oluyor dedim. Meğersem Hamlet'i çalışıyorlarmış. Çok hoşumuza gitti. Böyle işte çekimler oluyor. Film çekimleri vardı önceki dönemde. Aralarda buraya geliyorlar. Bazen akşamları canlı müzik var caddede. Çok güzel. Oradan çıkıp burada bir kahve içip çıkıyorlar. Çok farklı kahveler olması da güzel oluyor. Bir kahveyi deniyorlar, farklı birisi başka bir kahve deniyor. En sonunda Türk kahvesiyle bir kapanış yapıyorlar. Böyle keyifli bir mekanımız var. Çok memnunuz. Yani iyi ki Ankara'ya getirmişiz. İstanbul ekibi de buraya geldi. Farklı bir tat getirdi. Onların farklı bakış açıları oluyor. Ankara biraz daha sakin ve ağır başlıyız biz, biliyorsunuz. Onlar daha neşeli. Daha hızlı hareket ediyorlar. Daha renkli bir şey getirdiler buraya. Caddede güzel oldu. Bir sürü kafe var bizim gibi. Hoşumuza gidiyor. Keyif içerisinde devam ediyoruz. Evet, sayenizde Ankara'da renklenmiş oldu. Kapılarınızı bize de açtığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Her zaman bekleriz. Bir durağımız daha oldu. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.